Allahu bima ta'milun ta never see. Sadaka Ve kalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta ekune habbe ileyhi min velidihi ve validihi ve nase ecme'in. Sadaka Resulullah fi ma kâl. Ev kemâ kâl sallallahu aleyhi ve sellem. Men beher cemiyetine alan şödem, çöfti bed'a lana hoşalan şödem buyurdu. Hazreti Mevlana Muhammed celaleddin Rumi, kattesallahu sırrahul alih. Allah-u Teala ve tekattes nihayetsiz hamd-ı senalar olsun. Ya Rabbi sıhhatimizi, afiyetimizi. Daim eyle bizleri sevdiğin, razı olduğun amallere muvaffak eyle. Daima hakkı dinleyen, hakka kulak veren ve itaat ettik diyenlerden eyle. Hazreti Mevlana, allah Teala ve Tekaddesi Hazretleri kendisinden çok razı olsun. Şems-i Tebrizi Kudüsası ruhudan Rabbim çok razı olsun. Meslevi Şerif maneviyata yükselmenin bu göklerin merdiveni olan istifade edildiğinde insana huzur feyiz kaynağı olan mübarek bir eser. Bakın Hazreti Mevlana meslevinin başında nereye geldi? bir dertle dertlendiğinden ve kendi derdini anlayacak o dertle dertlenecek olan paylaştığını kendisi hissettiği gibi hissedecek gönül sahibi dinleyici dost arıyor idi ve bunun için her yerde bulundu ayırt etmeden Ayrımcılık yapmadan herkesle muhatap oldu, herkesle görüştü, herkesin arasına girdi, herkesi kabul etti. Bu dünyaya indiriliş sebebimiz, gayemiz Allah'ı bulmaktır, aslımıza kavuşmaktır. İşte bunun için Dost aramak lazım, dost bulmak lazım, dostu dinlemek lazım. Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi, Kattesallahu sirrahul Ali. Men, ben demek. Ve her cemiyeti, her cemiyette, her toplulukta, Toplumda her yerde derdimi anlatmak için bulundum. Nalan şodem ve oralarda ağlayıp durdum. İnleyici derdimi ızdırabımı aktarıcı oldum. Üzüntüyle, hasret aşkıyla yanarak ben de kendimin derunumun arzusunu, ihtiyacını alevlendirerek etrafımı da yandırmaya, etrafımı da uyandırmaya gayret ettim. Bu hayatı boş yaşamadım. Bu hayatı sadece eğlenceden ibaret görmedim sadece gülmeyi mizahı aramadım gülmek eğlenmek peşinde koşmadım bilakis ağladım inledim dertli hüzünlü ortamları tercih ettim Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Buyurdu üzere dertli ağlamaklı günlerimin neşeli gülmekli günlerimden daha fazla olmasını istedim. Bu dünyada rahat kendini hissedip de bu dünya hayatına aldanmaktan Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin nasıl bir dünyadayız, dünya nereye gidiyor, kıyamete de ne kadar yaklaştık değil mi? Ahir zaman Müslümanları, ahir zaman insanlarıyız. İnsanın hayatı çok kısa ve dünyanın hayatı da bitmek, tükenmek üzere. İnsanlar Allah'ın dinine yapıştıkları şeriat garayı yani İslamiyeti, o parlak, güzel İslamiyeti yaşadıkları, yaşattıkları sürece dünya devam edecektir. Dini mübini İslam terk edilirse, yaşanmaz, yaşatılmaz ise artık kıyamet kopacaktır. Ey insanlar! Bulunduğumuz zamanı anlayalım. Kıyametin küçük orta alametlerini gördük, görüyoruz. Görmediğimiz, göreceğimiz sadece büyük alametleri kaldı. Daha neyi bekliyoruz? Hala daha dünyalığımızı tamir, mamur etmeye gayret ediyoruz. Yıkılmasına, harap olmasına, yok olmasına ne kadar az bir zaman kalmış şu dünyayı hala da kendimize asıl sanki ebedi kalınacak bir yer yapmak için uğraşıyoruz.'' bu gaflettir. Dünya bizi ahiret işlerinden, ahiret hazırlığından alıkoymamalı. Tövbe etmeli, Allah'a dönmeli. Bu dünyada Allah'ı tanımak, onu bulmak için, vusla termek için yaşıyoruz. Ey insanlar! Allah'a yönelin, Hakk'a yönelin. Allah rızası için yaşayın, merhametli olun, sevgiyle dolun. Hazreti Mevlana, bakın, dünyalık olarak her türlü rahatı yerinde itibar olan, saygın, sevilen, mübarek bir zat ama ben beher cemiyetine alan şödem ben her girdiğim yerde ağladım sızladım gülmedim güldürmedim çünkü çok ciddi bir hayatı yaşıyoruz çok ciddi sorumluluklarımız mesuliyetlerimiz vazifelerimiz var Allah Teala'ya karşı bir hukukumuz var bu dünyadan insan, şerefli yaratılan insan, şerefini kazanarak şerefiyle Rabbisine güzel kavuşmalı. Bunu nasıl başaracağız? Bunun derdiyle dertlenmeli. Keyif, gülmek, mutluluk. Sonsuz bir şekilde cennette bizi bekliyor Müslümanlar men ve her cemiyeti işte ben bu dünyada çok ağlayıcı oldum. Kimin hüznü ağlaması dünyada çoksa ahirette sevinci o kadar çok olacak. Men be her cemiyeti nalan şu dem. Cofti bedhalane hoşhalan şu Kötü hallerli de İyi hallilerle de beraber oldum. Sadece iyilerle görüşmedim. Kötüler hatta benim önceliğim oldu. Önceliği onlara verdim. İnsanlar Allah'tan uzaklaşmış. Gafil kulları tekrar Allah'a döndürmek için daha çok say ederler uğraşırlar, istekli olurlar. Değil mi? Allah'ın kaçak bir kulunu tekrar Allah'a kavuşturmak. Bundan daha büyük bir saadet var mıdır? Güzel bir hizmet var mıdır? Bir insanın tövbesine, Allah'a yönelmesine vesile olmak, ıslaha, hidayete vesile olmak. E, işte buna da en layık olan kötü durumda olanlar, gaflet halinde olanlar, günahkarlar, bedhalan, hoşhalan, cofti bedhalan, kötü hallilerle de, kötü durumda olanlarla da, kötülerle de beraber oldum, iyilerle de beraber oldum derken işte kötülere olan durumu kötü olanlara merhametinden acımasından dolayı öncelikle bedehalanı getirdi. Mesnevi şerifinde Hazreti Mevlana men beher cemiyeti lan şodem cofti bedehalana hoşhalan şodem. E peki iyi halliler daha öncelikli olması layık değil mi iyi halliler? İyiler daima iyidir. Allah Teala bizleri de iyilerden eylesin. Ama asıl önemli olan bu kötülerin düzelmesi değil midir? Evet o yüzden sohbete, vaazu nasihate ve dinlemeye en çok kötüler ihtiyaç olduğundan, kötülerin ihtiyacı olduğundan Hazreti Mevlana da kötü hallileri, iyi hallileri zikretmesinden evvel getirdi. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de kafirleri müminlerden önce getirmiştir. Hüvellezi halakaküm. O Allah ki sizi yarattı. Ey insanlar hepinizi Allah Celle Celaluhu yarattı. ...andan sonra dünyadaki durumunuz. Feminküm kafir. Ama aranızdan bazıları kafirdir. Nankör olmuşlardır. Hakkı inkar etmişler, hakkı örtmüşlerdir. Ve minküm mümin. Ve bazılarınız iman etmişler. Hakka teslim olmuşlardır. İşte Kafiri allah Teala müminden önce zikretti. Çünkü onların tövbeye ihtiyacı var, hidayete ihtiyacı var. Onlar muhtaç, onlar sevgili Peygamber Efendimiz'i dinlemeye çok muhtaç. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz zaten hidayeti buldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyerek, ona inanarak, bağlanarak kurtuldular. Ama ya kafirler, müşrikler Muhammed Mustafa'yı dinlemeye, onu anlamaya, ona inanmaya, bağlanmaya hala muhtaçlar. Dünyadayken bu fırsatı değerlendiremezlerse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kabul etmezlerse kurtulamazlar. Dünyadaki işte bu durumları ahirette onları kötü halde bırakacak. Dünyada henüz anlaşılmıyor. İyiler, kötüler. Allah'ın katında o bellidir, müminler katında bellidir. Hak batıl bellidir. Haram helal bellidir. Ama işte kafirlerin, günahkarların maddeten dünyalık olarak iyi durumda bulunmaları, daha göze güzel, hoş görünmeleri, giyinmeleri, kuşamları yapıp etmeleri imkanları dolayısıyla bu bir aldatmaca oluyor. Buna kanmamak, buna aldanmamak lazım. Ahiret de dünyadaki o güzellikleri rahatlıkları imkanları olmayacak. Çok kötü kokulu. çok kötü suretli ve perişanlık içerisinde olacaklar, Azap içerisinde kalacaklar, ahiret yönü var. Bu dünyanın bir de öteki alemde, Ahiretteki durumu var. Bu dünyaya göre değerlendirmeyelim. Kur'an'a göre değerlendirelim. Kur'an ölçüsüne uyalım. Hak batılı burada ayıralım. Güzelli çirkini hakka göre ayıralım, tespit edelim. Şimdi mesela bir tavuk etini düşünelim. O tavuğu sen... Çalmış olsan çalıntı bir hırsızlık gasp sonucu ele geçen bir tavuğun etiyle normal helalinden paranla helalinden edindiğin tavuk etinin tadı aynıdır. Çaldığın, gasp ettiğin tavukta farklı bir tat o hırsızlığın, gaspın acısı, kötülüğü onun etinde yediğinde anlaşılmaz. O tavuğun etinin zararı, onun gerçek hakikati ahirette ortaya çıkacak. İşte o tavuğu kötü ya da iyi yapan Helal ya da haram yapan şeriat ölçüsüdür. Hırsızlık yapmayacaksın, gasp etmeyeceksin, helalinden kazanıp helalinden yiyeceksin. İşte tavuğun eti haram bir şekilde elde etsen de, helal şekilde edinsen de değişmediği aynı zahiren lezzette tavuk eti, lezzeti değişmemesine binaen buna aldanıp da helal de aynı, haram da aynı demeyesin. Çünkü o dünyada sana lezzetli gelen tavuk eti ahirette sana acı gelecek, acısı dokunacak. İşte ilahi ölçülerle her şeyi, insanları, dünyayı değerlendirmek lazım.'' Kur'an bizim ölçümüz olacak, fıkıh bizim ölçümüz olacak, helal haram dairesinde dikkatli olunacak. Helal mi, haram mı? Yaptıklarımız, yediklerimiz helal mi, haram mı? Bu iyi ve kötü ayrımını biz Kur'an'dan alacağız. Kur'an ve sünnetten alınmış fıkıhtan alacağız. Şeriatımız var. İslam şeriatı bunun için işte bize verildi. Ve dünyadaki yaşayışımız İslam ahkamına göre olması gerekiyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize bu din emanetini bıraktı. İnsan Allah'a ulaşmak isteyen insan din emanetini taşıyacak, sahiplenecek, zayi etmeyecek. İşte Hazreti Mevlana da en çok nasihate kötü durumda olanlar kötüler ihtiyaç içinde olduğundan kötülerle de bulundum, onlardan kaçmadım. Onları dışlamadım buyuruyor. Hatta Hz. Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi, Kaddasallahu Sirahul Ali Hazretlerimize geldiler. Dediler ki, Efendim siz gayet zarif, nazik, kibar, edebi bir şahsiyetsiniz. Çok naifsiniz. Çok iyi bir sizin karakteriniz var, haliniz var. Ama şu birlikte bulunduğunuz insanlar, çevrenizdeki şu kalabalık, ne kadar kaba saba insanlar, ne kadar kötü insanlar, siz niye bunları çevrenizde tutuyorsunuz, barındırıyorsunuz, izin veriyorsunuz yanınızda? Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirrahul Ali demiş ki eğer salih olsalardı benim onlara mürid olmam lazımdı. Evet, insanlar herkes iyilerle dost olmaya, iyilerle bulunmaya çalışıyor, tercih ediyor. Ama benim yanımda bulunanlar gayet itibarlı, iyi görünümlü, iyi giyimli, varlıklı, imkanlı insanlar olsunlar diye hep böyle bir çevreyle bulunmak istiyorlar. Ama işte derviş olan insan irşat gayesi hizmeti taşıyan insan sen kötülerle de bu arkadaşlığı emri bil maruf nehi anil münker için yaparsan onlarla da birlikte Allah için onlara sohbet etmek, nasihat etmek, onları da ıslah etmek, düzeltmek niyetiyle bulunur, ilgilenirsen, onları da düşünürsen işte hakiki dervişlik, hakiki kazanan da böyle insanlar olur. İnsana iyisiyle, kötüsüyle sahip çıkmak, ilgilenmek gerekir. Sadece seçiciliği iyiler arasından yapmayacağız. İnsanların dönmeye, tövbeye, ıslaha ne kadar ihtiyaçları var. Hayattan darbe yemiş, tokat yemiş, kendisini yalnız hissetmiş nice insanlar var. İntiharın eşiğine gelmiş insanlar var. Bunlama, bunalıma, düşmüş, imkanlı, maddi imkanları tükenmiş insanlar var. Bu insanlara da dost elini uzatacağız. Yardım edeceğiz, görüşeceğiz. Allah'ın dininde onlara moral verip düzelmelerini sağlayacağız. Yardımseverlik, merhamet yayılmalı. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere güç, kuvvet versin, merhamet versin, sevgi versin, sevgi potansiyelimizi genişletsin, sınırsız eylesin. O yüzden Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbet edilmesini, bazı nasihat edilmesini, bundan vazgeçilmemesini istemektedir. Men her cemiyetine alen şödem, cofti betalane hoşalen şödem. Evet, ben iyilere de sohbet ettim, kötülere de sohbet ettim. Ya, allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emrine imtisalen, fezekkir, evet öğüt veriyorsa, nasihat veriyorsa, sen, in zikra öğüt fayda verir. Sen o halde öğüt vermeye insanlara faydalı olmaya nasihat dinle devam et. Hatta Allah Teala insanlara Kur'anla öğüt ver diye bize ferman buyurdu. Kur'an'ı insanlara dinleteceğiz. Kur'an'ı insanlara anlatacağız. Kurtuluş böyledir. Bu vesilelere sarılacağız. Sohbet çok büyük vesiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bu yana mübin i mübini İslam sohbet, ilim meclisleriyle devam ede gelmiştir, anlatıla gelmiştir ve bu fiziki sohbetlerin önemi çok büyüktür. Fezekir in nefati zikra seyezek görümen yakşa. Elbette Allah'tan korkan senin nasihatinden, sohbetinden tesirlenecektir, nasihatlenecektir, faydalanacaktır. Yani Allah'tan korkana, insaflı olana nasihat, sohbet Allah'ı hatırlatmak fayda verir. Allah'ımız böyle buyuruyor. Elbette nasihatlenecektir, o da hatırlayacaktır ve dertle de senin derdinle boyanacaktır. Size men yakşa, ve te eşka, eldeyi yaslan nara al kubra, züme la fiha, ve la yahiyab. Allah Allah. Bakın nasati kimler dinlemez? Sohbetten kimler kaçar? Te eşka, ancak çok en kötü talihli olan o nasihatten, zikirden, öğütten, sohbetten kaçar. Dinlemez, istifade etmez, ona işlemez. Kötü talihli ne demektir? Dünyada inkar içinde bulunman, inkarcı olman, kabul etmemen, asi olman, Allah'a ve Resulullah'a asi olan, inkarcı olan bu insan en şakî, en kötü talihli insandır. En kötü talihli insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuduğu Mekke müşriklerinden ona inanmayanlar Hayran oldukları halde kabul etmeyenler oldu. Bunlar Peygamber Efendimiz'i görüp de iman etmemek işte. Ne kadar kötü bir talihlilik değil mi? Ellezi, o işte kötü talihli olan insan. O kötü talihli olan insan. Yaslan naral kübra. Ya o en büyük ateşe girecektir. O dünya hayatını kendisine güzel yapmış olabilir. Dünyada kendisini emniyette hissediyor, dine ihtiyacı olmadığını düşünüyor olabilir. Müslümanlara ihtiyacı olmadığını düşünüyor olabilir. Dünyalığı sebebiyle ama o öldükten sonra artık o güvendiği, dayandığı hiçbir kimse dünyalık onunla beraber ahirette olmayacağından dolayı olsa bile zaten hiçbir gücü, hiçbir kudreti onların söz konusu bile olamayacağından dolayı ahirette kendisini en büyük ateşin içinde bulacak Ateşin içine sokulacak onlar, ateşler içerisinde azap görecekler. İşte bu dünyadayken bu sohbetleri dinleyelim, itaat ettik diyelim ve bu sohbetlerin gerekleri olan Allahu Teala'yı bulmak, Allahu Teala'yı tanımak, onu zikir, onu daima zikretmek yoluna girmeye başlayalım ilerleyelim inkarcı isyancı olmamak lazım ayetlere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyesine karşı daima işittik duyduk çok sevindik itaat ettik ve Allah'ın ve resulünün emirleri başımızın üzerindedir diyerek boynunu büküp kulluğa devam ederek yaşamak lazımdır. Hayat böyle güzel olacaktır. Bu güzellik seni ebedi mutlu edecektir. Çünkü Allah kalplerin tatminini, huzurunu kendi zikrine bağladı. Kur'an okumaya bağladı. Kur'an'la amele bağlamıştır. Sünnetullah dediğimiz Allah Teala'nın adeti işte dünyada kendisinin hatırlanılmasını, sevilmesini, sadece ona bağlanılmasını istiyor. Kullu sadece Allah'a yapmalıyız. Allah bizim yaratıcımızdır. Şimdi bu ayetler çok ikaz mahiyetindedir nasihat, sohbet ayetleridir bu. Sohbetleri, nasihatleri, zikirleri dinlememiz gerektiğine ve etkilenmemiz gerektiğine bize en büyük delildir. Yetecennebuhal eşkallezi yaslan naral kübra. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüp, dinleyip, iman etmeyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vesilesiyle cenneti kazanamayanlar oldu. Ah, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir gün birisi bir işini gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Medine'ye gel beni gör dedi. O zat Medine-i Münevvere'ye geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ona dedi ki, şu iki şeyden hangisi daha sevimlidir senin için? Hangisini tercih edersin? İstersen sana 80 koyun vereyim, al git. Yahut da sana dua edeyim, cennette bana komşu ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir teklif gelirse ey değerli ümmeti Muhammed sizin seçeneğiniz hangisi olur? Neyi tercih edersiniz? Cennet garantisi artı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak cennette. Bundan daha büyük bizim için bir bahtiyarlık, mutluluk, müjde olabilir mi? O zat dedi ki: 80 koyunumu ver. 80 koyun istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cennette komşuluğunu istemedi. Vah vah. Ah! İnsanlardan böyleleri de var demek ki. Ne bahtsızlık, ne kötü talihlilik. Şimdi eşka sınıfına girmiyor mu bu kişi? En kötü talihli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz seninle muhatap oluyor sana dua edecek. Sen dünyalığı tercih ediyorsun. 80 koyun ne ya? 80 koyunu tercih etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Verin şuna 80 koyunu dedi ashabına. Dedik o kişiye. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında aynı benim şu anda karşılaştığım durumla karşılaştığında o kadın senden daha akıllı çıktı be. Musa Aleyhisselam zamanında kadının biri Musa Aleyhisselam'a Hazreti Yusuf Efendimiz'in kabri şerifinin yerini göstermiş. Musa Aleyhisselam demiş ki kadına, Hangisi sana daha sevimlidir? Ben bunun altında kalmayacağım. Sana çok teşekkür ederim. Sana yüz koyun mu vereyim? Yoksa dua edeyim cennette benim komşum ol. Kadın demiş ki ben cenneti. Senin komşuluğunu istiyorum ya Musa aleyhisselam. Ya o kadın kazandı. İşte Resulullah Efendimiz o adama ne dedi? Hazreti Musa aleyhisselam zamanındaki bu aynı hadise bu aynı hadisede Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki o kadın senden akıllı çıktı. Senden daha akıllı çıktı. O adam koyunlarıyla mutlu çekip gitti. Hey hey neyi kaybetti ne kaybetti? Biz Allah'ın dini için fedakar olacağız. Cenneti Cemalullah'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin komşuluğunu arzulayacağız. Tercihimiz daima Allah ve Resulü olacak. Biz de bu zamanda karşılaştığımız tercihlerde bu şekilde kaybetmeyelim. Önümüz cennet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde Havzu Kevser'in başında bizi bekliyor. Onun Levaülham ül sancı şerife altında haşrü cem olacağız. İnşallah buna talibiz. Bu niyazdayız. Bunun için yaşıyoruz. Bunlar başka hiçbir şeye tercih edilemez. Önümüzde duramaz. Dünyalıkla mutlu olamayız. Ahiretimizle mutlu olacağız. Ahiretimizde bizi sevindirecek işler, hizmetler, ameller, niyetlerle kendimizi iyi ve mutlu hissedeceğiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanında bir hadise daha oldu. Bir ensarın bahçesine diğer bir müslüman o zamana kadar nasıl biri olduğu bilinmiyor. Bir müslümanın hurma ağacı bir ensar kardeşin bahçesine tamamen yaslanmış. Bütün hurmaları o ensarın bahçesine dökülüyor. Ensar kardeş bundan rahatsız olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitmiş. Bu durumu arz etmiş. Resulullah Efendimiz de onun komşusunu çağırmış. Demiş ki, sen demiş bu Ensar kardeşine o hurma ağacını ver. On buna mukabil ben de sana dua edeceğim. Allahu Teala sana cennette hurma ağacı, sana cennet bahçeleri allah Teala sana versin. Evet Resulullah Efendimiz'in böyle duası ve sana böyle bir teklifi olduğunda senin tercihin ne olur? Ey Müslüman! Ey mümin, ey ümmeti Muhammed, sen hurma ağacını mı tercih edersin dünyadaki yoksa cennette hurma ağacını yani cenneti garantileme duasını sözünü almayı mı tercih edersin cennette sana hurma ağacı verilecek ne demektir eğer bunu hediye edersen dünyadaki bu bu hurma ağacını ensar kardeşine sen verirsen hediye edersen ki bütün zaten meyveler ona dökülüyor. O da işte haram yememek, onları onlardan haram istifade etmemek istiyor. Bari hediye et. Sana bunun mukabilinde dua edeceğim. Allah'tan sana cennette bunun mukabilini vermesini isteyeceğim. Ey gidi adam dedi ki o zamana kadar tabii Müslüman olarak biliniyor. İyi. Ensar kardeşi de o Müslüman zannettiği için Resulullah Efendimize geliyor böyle bu e, meseleyi Resulullah Efendimizin aralarında çözmesini arz ettiğinden dolayı Resulullah Efendimizden Resulullah Efendimizden dünya ahiret işte istifade etme imkanım o kişi neyi tercih etti dedi ki ben veresiye bir şeyimi veremem. Aa, cennette bana hurma ağacı, hurma bahçesi verecekmişsin. Ya ben dünyada istiyorum. Ben şimdi peşin olan şeyi ben veresiye satmam. Yok yok. Aha öleceğiz de cennete gireceğiz. Orada bana ben hurma ağacımdan vazgeçmem dedi. İstemedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona verdiği cennet bahçesini. Dünyalık dünya malına yapışmak şu hırs, malının mülkünü ahiretini feda edecek cesine sevmek. Bu nasıl bir dünya malına düşkünlük, nasıl bir cahillik, bu işte en kötü bedbahlık, kötü talihlik değil mi? Hazreti Osman zinnureyn dayanamadı. Dedi ki ben sana dedi benim çok güzel bir hurma bahçem var. Onu sana veriyorum. Sen bu hurma ağacını bu ensar kardeşe ver. Deyince ona razı oldu. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh kendi hurma bahçesini verdi ve o kardeşinin müşkilatını çözdü. Şimdi kim kazandı? Hazreti Osman Efendimiz hem Resulullah Efendimizin o müjdesine o ensarın Müslüman zannedilen aslında münafık olduğu işte ortaya çıkan o kişinin cennetteki yerini o almış oldu. Cennette yeri var ama onu kaybediyor. İşte her insan dünyadaki tercihleriyle cennetteki yerini kaybetmeyecek. Tercihlerimizi doğru yapalım. Tercihlerimizi Allah ve Resulullah'tan yana yapalım. Yoksa kaybederiz. Dünyalığımızla kalırız. O da fayda vermez. O da bizimle gelmez ahirete en kötü talihlilik eşka eşka buyuruyor Allah Teala yaslan naral kübra o işte eşka olan dünyayı ahirete tercih eden en kötü talihli olan kişi en büyük ateşe girdirilecektir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri kaybetmekten muhafaza eylesin. Tercihlerimizi Allah ve Resulüne uygun, din-i din İslam'a uygun, şeriat-ı garraya uygun kılsın, eylesin. Bu dünyaya aldanmaktan allah Teala bizleri muhafaza eylesin. Ya Rabbi bize cennetini, cemalini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komşuluğunu kazandır. İnçonin fermut Mevlana ayma kaşifi esrar hay kibriya inne necme istone remle istone hab vahiy hak Allahu alem bi sevab vahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin